Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm ve berekler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu hayırlı ve mübarek gecede. Bugün ayın kaçı? 28. Dün kaçtı arkadaşlar? 27. Bu alçak irade, biliyorsunuz 27 Mayıs'ta rahmetli Adnan Menderes'i götürmüştü. Asmışlar. Bu alçak irade Turgut Özal'ı zehirlemişti. Ama biz reisimizi onlara yedirtmeyeceğiz. Biz reisimizi onlara yedirtmeyeceğiz. Bu şerhte yola çıkmışız. Bu Cemal Taşlar'ın meselesi değil. Bu Vahitçilerin meselesi değil. Bu Ferdi Taşlar'ın meselesi değil. Bu bir görevdir. Bize verilmiş, teveccüh edilmiş ve Allah'ın izniyle hep birlikte bizim büyük ideallerimiz var. Nedir bu büyük idealimiz? Allah'ın izniyle öncelikle milletin iradesini Beştepe'deki külliye hakim kılmaktır. Biliyorsunuz şimdiye kadar cumhurbaşkanları seçiliyor, bir irade yok muydu ortada? Sözde mecliste seçiliyordu. Ama kim seçtiriyordu? Masum hocaları, dış güçler birilerini gösteriyordu, siz bunu seçeceksiniz. Siz bunu seçeceksiniz diyordu. Şimdi kim seçecek? Hakem kim? Millet. Bakın 100 yılın seçimini yapıyoruz arkadaşlar. Sakın ha! Bu sadece sizi etkilemeyecek. Bu çocuklarımızı etkileyecek. Bu torunlarımızı etkileyecek. Bu bütün bir istikbalimizi etkileyecek. Biz bugünden ya bu geleceğimize, istikbalimize sahip çıkacağız veyahut da boş vereceğiz. Biz bugün Adil Cevaz'a geldik. Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel bir şekilde karşıladınız. Gerek çarşıdaki esnaf ziyaretimizde, gerek akşamki iftar yemeğimizde Sayın Başkanımıza, her iki başkanımıza da teşekkür ediyorum misafirlerimden dolayı. Hakikaten biz ufak bir değerlendirme yaptık ve Adil Cevaz'ın bize gönlünü açtığını gördük. Allah size razı olsun. Sizi mahcup etmeyeceğiz, buna inanabilirsiniz. Allah nasip eder. Biz geldiğimizde şimdiden şu yolumuz eksik, hastanemiz eksik, suyumuz eksik. Gerçi AK Parti bunu bütün inanarak söylüyorum. 16 yılda çok şey yaptı, çok değişti. Siz biliyorsunuz Adil Cevaz'ın bütün bilgisinin, bütün Türklerin çaresi değişti. Ama biz geldikten sonra biz hizmeti yaparız. Yaparsa AK Parti yapar. Bu seneki sloganımız vakit Türkiye vakti. Vakit Adil Cevaz vakti. Allah nasip ederse vakit Adil Cevaz'a hizmet vaktidir. Onun için hiç tereddüt etmeyin. Biraz önce değerli il başkanım söyledi. Duygusal anlamda inadına ben şuna vereceğim. Ya Allah rızası için bir düşünün. Bu verdiğiniz oyları kime veriyorsunuz? Nasıl veriyorsunuz? Yani bunlar ne yapıyor sizi? Nasıl temsil ediyor? Size ne getiriyor? Biz iş yaptığımız zaman elbette hatamız da olur. İş yapan hatası olur. Konuşanın yanlışı olur. Bunlar iş yapmıyor, yaptıkları bir şey yok. Bırakın arkadaşlar bunları artık. Allah rızası için. Şimdi böylesine bir dünya liderine sahibiz. Sadece Türkiye'nin değil, sadece dünyanın değil, bütün Müslümanların, bütün ümmetin lideri. Bütün dış güçler bunun için üstüne geliyor. Biraz önce kardeşim söyledi. Bu şu anki dalgalanmaların tamamını biraz lütfen şöyle bir hafızanızı geriye götürün. Aynısı Rusya'da yaptılar. Putin'i düşürmek için bir anda doları yükselten ama onlar işin farkına vardılar. Putin'i %70 ile seçtiler. Ve size bir müjde vereyim. Bu dolar yükseldiği zaman sağduyulu, şuurlu insanlar bu işin farkına varmış. AK Parti'nin oyları yükseliyor Allah aşkına. Şuur var, inanç var yani. Bunu siz de yaşayın, bunu biz de yaşayalım. Onun için çok rahat olun. Allah'ın izniyle biz bu seçimi kazanacağız. İnşallah. Ama bu çorbada bizim de tuzumuz olsun. Bu çorbada bizim de bir katkımız olsun. Bu işte de Adil Cevaz için söylüyorum. STK başkanlarımıza, kanat önderlerimize, özellikle mahalle ve köy muhtarlarımıza çok büyük görev düşüyor. Biz bir ay kalmadı, 20-28 gün kaldı 24 Haziran'da. Sahura kadar yatmıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Ondan sonra 3-5 saat bir daha yollara düşüyoruz. Hepimizin bu anlayış içerisinde olması lazım. Yarın kaybedersek eyvah demenin anlamı yok. Bu işin geri dönüşü yok. Bakın 24 Haziran'ın kazası yok.
kazası yok. Onun için farzdır. Biz de bu farzı yerine getirmekle mükellefiz. Ben bütün kalbimle inanıyorum. Bugün çarşıyı gezdikten sonra, arkadaşları izledikten sonra tabii ki daha geleceğiz. Allah'ın izine sıkmadığımız, eğer dokunmadığımız yürek kalmayacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın deyişiyle nasıl ki Cumhurbaşkanımız biz milletin hizmetkarı diyorsak, biz ilimizin Adil Cavaz'ın hizmetkarı olacağız. Bu konuda hiç tereddütümüz olmasın değerli dostlar. Bizim bu süre içerisinde sadece kendimizden sorumlu değiliz. Bakın bu dünyanın her yerinde böyledir. Genelde seçimler başladığında %80 zaten kararını vermiş. Biz %20'nin üzerinde çalışıyoruz. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Kararsız kesin üzerinde. Onun için sizler her gün Allah rızası için her birimiz bir kese, bir tek kişiye ulaşır, elini tutarsak ona gerçekleri, güzellikleri anlatabilir. Her birimiz bir tek kişi. Herkes bir kişi. AK Parti'ye oy veren herkes bir kişinin elini tutsun. Yüreğine dokunsun. Güzellikleri anlatsın. Herkese bir kişi. Bir kişi diyorum. Bak ısrarla üzerinde duruyor. Getirin. Bakın sandıklar AK Parti'nin oylarını nasıl patlayacak. Ben kendimden sorumluyum. Veya bana mı kalmış dediğimiz zaman herkes aynı anlayışta olursa bir bakmışsınız hiç kimse çalışmamış. Bu bir sorumluluktur. Bu gayretullah'tır. İman, imani bir duygudur. Niye? Ya Allah muhafaza gene camilerimizi depolara çevireceğiz. Hanımlarımızın, kızlarımızın başına örtülerine el uzanacak. Yine mescitlerimiz kapatılacak. Yine namaz kılanlar sürgün edilecek. Ya da bu partimizin sayesinde gelen özgürlükler devam edecek. Biliyorsunuz bu seneki Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde en fazla ileriye çıkan daha çok özgürlük, daha çok demokrasi ve güçlü bir ekonomi. Yani artık insanların huzur içinde yaşaması, herkesin istediği gibi yaşaması, herkesin kendi dinini, inancını, folklorik özelliklerini yaşaması için mücadele edeceğiz. Bunu kim yapabilir? AK Parti yapabilir. Bugüne kadar yaptığımız gibi. Recep Tayyip Erdoğan yapar Allah'ın izniyle. Bizim buradaki hedefimiz, öncelikli hedefimiz, çok açık ve seçik söylüyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızı bir oy fazlayla nasıl yukarıya gönderebiliriz? Bu bizim yüz hakkımız olacak. Biraz önce yine değerli kardeşim söyledi. Bunun yanında güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye. Bunu da AK Parti başaracak. Sizin de burada katkınız olduğu zaman yarın çocuklarımıza, evlatlarımıza biz bu sistemi getirdik. Milletin iradesini Anadolu insanına hakim kıldık. Ve bunda ben de bir nefer olarak çalıştım evladım, torunum dediğiniz zaman siz onların gurur kaynağı olacaksınız. Burada ya Allah bismillah diyoruz. Bugün geldik başlattık. Bu yeni bismillah ilk adımı attık. Allah nasip ederse önümüzde güzel bir bayram var. Ramazan bayramı. İkinci bayramımız ne zaman? 24 Haziran. 24 Haziran'ı bayram yapmaya var mıyız değerli amcamız? İnşallah. İnşallah. Allah hepimize razı olsun. Hepimize hayırlı geceler diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları ve ibadetleri kabul etsin. Amin. Sağlık, sıhhat içinde sizleri, ailenizi, sevdiklerinizi bayrama kavuşursun. Amin. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Değerli İl Başkanım, Milletvekili kardeşlerim, Belediye Başkanım, önceki dönem belediye